Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Duhan suresi 30-42. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala bize burada şöyle bildiriyor. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ Andolsun ki biz İsrailoğullarını zillet verici bir azaptan, küçük düşürücü bir azaptan kurtardık. Beni İsrail, Hazreti Yakub'un nesli, İsrailoğulları ve bunlar Mısır'da Firavun idaresi altında uzun süre esaret yaşadılar, zor günler yaşadılar. Allah-u Teala o zillet verici azaptan Hazreti Musa vasıtasıyla, içlerinden bir kurtarıcı çıkarmak vasıtasıyla onları kurtarıyor. Burada azabın, onlara çektirilen işkencenin zillet verici olmasına ayrıca dikkat çekiliyor. Yani insan haysiyetli bir varlıktır. Ve insana yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisi onun hürriyetine engel olmaktır. Onu adeta köleleştirmek, onun hukukunu hiçe saymaktır. İşte Firavun kurmuş olduğu sistemle İsrailoğullarını köleleştirdi. En zor, en sıkıntılı işlerde onları çalıştırdı. Hatta erkek çocuklarının hayatına müdahale edip onları öldürmeyi, kız çocuklarını hayatta bırakmayı kararlaştırdı ve bunları uyguladı. Bütün bunlar zillet verici, insanı küçük düşürücü, insan haysiyet ve onurunu zedeleyici olan durumlar. Derken içlerinden çıkarmış olduğu bir peygamber onları esaretten hürriyete kavuşturdu. Ve böylece onlar Firavun idaresinden kurtulmuş oldular. Min Firavun, yani Firavun'dan. İnnehu kâne âliyen minel müsrifin. Çünkü o Firavun yeryüzünde kibirlenen, aşırı gidenlerden birisiydi. Burada minel müsrifin, o müsrif olanlardandı deniliyor. Müsrif aşırı gitmek. Biz daha çok yeme içmede israf gibi belki o manayı hatırlayabiliriz. Ama her türlü faaliyette bir takım israflar, aşırılıklar söz konusudur. Firavun'un bütün hal ve hareketleri faullü, bütün hareketleri taşkınca hareketler. Ve aliyen, yani kendini ulu görenlerden, kendini yüce görenlerden birisi. Yani o kadar kendini yüceltiyor, o kadar büyük görmeye çalışıyor ki ene rabbükümül ala diyor. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Ve kendini bu şekilde yüce bir Rab şeklinde takdim ediyor. وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ Biz onları ilim üzere, alemler üzerine seçtik. Yani bir bilgiye dayalı olarak biz o İsrailoğullarını alemlere seçtik. Burada İsrailoğullarının seçilmesi Kur'an-ı Kerim'in başka birkaç yerinde de nazara veriliyor. Enni faddaltukum alel alemin. Ben sizi alemlere üstün kıldım buyuruyor Cenab-ı Hak. Günümüzde onların torunları şeklinde Yahudiler devam etmekte, İsrailoğulları devam etmekte ve bunlar kendilerini seçilmiş kavim olarak günümüzde de görmeye devam ediyorlar. Hatta bunlardan bazıları, Kur'an-ı Kerim'i de araştırmış olanlar, Kur'an-ı Kerim'in bu gibi ayetlerinden de delil getiriyorlar. Ve diyorlar ki sizin kitabınızda da bizim üstün olduğumuz ifade ediliyor. Aslında Kur'an'ı Allah kelamı olarak kabul etmiyorlar ama işlerine gelen yerde oradan da delil getiriyorlar. Bunu hemen hemen bütün tefsirler şöyle açıklamaktadır. Yani biz sizi o zamandaki insanlara üstün kıldık. İçlerinden Hazreti Musa çıktı. Onun etrafında iman edenler oldu. Böyle olunca bunlar o günün şartlarında diğer insanlara üstün kılındılar. Keza sonraki dönemlerde içlerinden Hazreti Davud'un, Hazreti Süleyman'ın çıkması, daha başka peygamberlerin çıkması, bu gibi peygamberlerin gönderilmesiyle diğer çevrelerindeki insanlara göre daha ayrıcalıklı bir konuma geliyorlar. Yani kendilerinde bir ilim oluyor, kendilerinde Allah'a abdolmak, ibadet etmek, bu gibi özellikler görülüyor. Bunun neticesinde
insanlar üzerine seçilmiş oluyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'den delil getirmek isterlerse Kur'an-ı Kerim onların lanetlendiğini de söylüyor. Burada ifrat tefritten uzak kalmanın önemini de vurgulamak lazım. Bazen medar-ı bahs olur. Yahudiler lanetli bir kavim midir? Dolayısıyla dengeli değerlendirmek gerekiyor. Ne onları en üstün kavim görmek ne de onları tümüyle lanetli görmek. İkisi de uygun değil. Çünkü evet onlardan lanetlenenler de olmuş. Allah'ın gadabına maruz kalmışlar. Bunun neticesinde leannahum, biz onları lanetledik. Davud'un diliyle onları lanetledik. İsa'nın diliyle onları lanetledik. Bu mealde ayetler var. Ama bu bütün Yahudiler lanetlidir demek değil. Öte yandan İsrailoğullarının tamamı bütün devirlerde bütün insanlara üstün kılınmış demek de değil. Kur'an-ı Kerim üstünlüğün takva ile olduğunu bize bildiriyor. Biz sizleri bir erkek ve bir kadından yarattık. Adem ile Havva'dan yarattık. İnne ekramekum indallahi etkakum. Yani sizin en şerefliniz, en itibarlınız, Allah'tan en çok korkanınızdır. Ölçü budur. Dolayısıyla kim Allah'ı daha iyi biliyor, Allah'tan daha çok korkuyor, günahlardan sakınıyorsa, bu gibi artı değerlere sahipse Allah nezdinde o en itibarlıdır, en sevilendir. Öte yandan toptan değerlendirmek çoğu kere bizi haksız sonuçlara, insafsız neticelere ulaştırır. Yani falan millet veya filan millet, A milleti veya B milleti, herhangi bir millet için toptan bunların hepsi iyidir demek doğru değildir. Toptan bunların hepsi kötüdür demek yine doğru değildir. Dolayısıyla her millette iyiler de vardır, kötüler de vardır. Buna Yahudiler de dahildir, Müslümanlar da dahildir. Ve ateynahum minel ayet, ve biz onlara ayetler, ayetlerden verdik. Ma fihi bela'un mubin, kendisinde büyük nimet olan veya kendisinde bir imtihan, denemek olan ayetler verdik. Burada onlara gösterilen mucizeler, Hazreti Musa'nın eliyle onlara gösterilen mucizeler, gerçekten çok büyük, harika durumlara mazhar olmuşlar. Hazreti Musa'nın asasıyla gösterdiği mucizeleri görüyorlar. Denizin yarılıp içinden geçmeleri çok harika bir olay. Karşı kıyıya geçtiklerinde gökten kendilerine kudret helvası, bıldırcın eti gönderilmesi yine büyük bir olay, büyük bir nimet. Öte yandan o çöl sıcağında bulutun üzerlerinde gölgelik yapması büyük bir nimet. Bu gibi çok harika hallere mazhar oldular. Öte yandan peygamber içlerinden çıkmasıyla hepsi ince eleklerden de geçirilmiş oldular. Ve inceden inceye bunların kaç ayar olduğu, halis mi değil mi, samimi mi değil mi, bütün bunların ortaya çıkması için imtihanlardan geçirildiler, eleklerden geçirildiler. Tabi Kur'an-ı Kerim bunları anlatırken aslında bizi de anlatmış oluyor. Yani siz de eleklerden geçiriliyorsunuz, siz de ilahi ayetlere muhatap oluyorsunuz, ona göre kaliteleriniz, değerleriniz ortaya çıkıyor. Tıynetiniz ortaya çıkıyor. Bu manalara bir işaret var. İnne hâulâ ile yegûlûne. Şunlar ise diyorlar ki, burada şunlar diye bahsedilen, peygamberimiz devrine bakan yönüyle Mekke müşrikleri. Yani Mekke müşrikleri ise diyorlar ki, İn hiye illâ mevtetenel ula, varsa da yoksa da bizim ilk ölümümüz. Yani bir defa öleceğiz. Ve mâ nahnu bi münşerin, biz tekrar neşredilecek, tekrar diriltilecek değiliz. Burada Mekke müşriklerinin ahireti inkar etmeleri nazara veriliyor. Tabi bu onlara has bir görünümde değil. Günümüzde de nice insan öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyor. Varsa da yoksa da şu dünya hayatı, bu dünya hayatından sonra bir hayat olmayacak diyorlar. Fe'tu bi âbâine in kuntum sadıkın, eğer sadık iseniz, doğru kimseler iseniz, bizlerin ecdadını, atalarını haydi getirin bakalım.
Bu da günümüzde de yine bazılarının söylemiş olduğu bir şeydir. Çünkü görünüşte ölümle insanlar yok olup gidiyor. Ve kabre bırakılan bu ceset 40 gün sonra eti kemiğinden ayrılıyor. Daha sonra et diye bir şey kalmıyor. Sadece kemikler geride kalıyor. Daha bir miktar geçtiğinde kemik diye de bir şey kalmıyor. Toprak haline geliyor. İnsan bu şekilde kabre baktığında buradaki insanlar tekrar nasıl dirilir anlamakta zorlanır. Veya bazı yerlerde insanın cesedini yakıyorlar. Fırınlara koyuyorlar veya doğrudan meydan ateşinde yakıyorlar. Geriye azıcık bir kül kalıyor. Dolayısıyla bunları gören insanların bunlar tekrar nasıl dirilecek, tekrar bir hayat nasıl olacak anlamaları biraz zor oluyor. Bu bir iman meselesi ama Kur'an-ı Kerim bunu sadece bu böyledir inanın diye de bırakmıyor. Bunun delillerini bize gösteriyor ve mesela bildiriyor ki ilk defa yaratan tekrar diriltecek. Allah bizi topraktan yarattı. İleride tekrar toprak haline geldiğimizde oradan yaratması zor değildir. Ben bir kağıtın üzerinde diyelim bir şiir yazmışsam, ezbere yazmışsam o kağıdı yaktıktan sonra başka bir kağıtta aynı şiiri yazarım. Bu bana zor değildir. Allah-u Teala yoktan yaratmış olduğu, topraktaki maddelerden meydana getirmiş olduğu bu insanı da elbette tekrar yaratmaya kadirdir. Onun nezdinde hepimizin programı bulunmaktadır. Ama müşrik olanlar, kafir olanlar bu noktada tam bir itiraz içindeler ve red tarzında, bunu reddetme tarzında bir tavır sergiliyorlar. Ehum hayır em kavmu tübba. Onlar mı daha hayırlı yoksa tübba kavmi mi? Burada tübba tarihteki önemli kişilerden biri olduğu nazara veriliyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tübba'nın nebi mi yoksa salihlerden bir salih mi olduğunu tam bilmediğini ifade ettiğini görüyoruz. Yani tübba demek ki onların tarihinde, kültüründe bilinen, önde gelen kimselerden birisi. İşte bu Mekke müşrikleri mi daha hayırlı yoksa tübba'nın kavmi mi? Ehleknâhum vellezîne min gablihim ve daha öncekiler mi? Yani tübba'dan da önce başkaları vardı, başkalarının kavimleri vardı, onlar mı? Ehleknâhum, biz onları helak ettik. Yani tarihe baktığımızda nice kavimlerin helak edildiğini görürüz. Tübba'nın kavmi de bunlardan biri. Hazreti Nuh'un, Hazreti Salih'in, Hazreti Lut'un ve Kur'an'da kıssası anlatılan diğer peygamberlerin kavimleri de benzeri bir şekilde. Mekke müşriklerinden daha geniş imkanlara sahip olan bu gibi nice kavimler helak edilmiş. Elbette Mekkelilerin de helak edilmesine bir engel yoktur. Allah dilediğinde onları da helak eder. İnnehum kânu mücrimin, çünkü onlar mücrimler idiler. Burada niçin helak edildiklerinin bize anlatıldığını görüyoruz. Yani onlar niçin helak edildiler? Çünkü onlar mücrim idiler. Yani günahlara dalmışlardı. Başta küfür olmak üzere bir takım masiyetlerin, günahların içindeydiler. Bundan dolayı helak edildiler. Ve ma halaknas semavati vel ard ve ma beynehuma la'ibin. Halbuki biz gökleri, yeri ve bu ikisi arasında olanları oyun olsun diye yaratmadık. Yani gökler, yer, arasında olanlar neler varsa bunlar bir eğlence olsun, bir oyun olsun diye yaratılmadı. Bunlar ciddi gayelerle yaratıldı. Mesela devlet okul açar, okulda öğrenciler birbirleriyle dövüşsünler diye değil, ciddi gayelerle açar, onları yetiştirmek için açar. Allah-u Teala böyle bir imtihan salonu, işte yeryüzü gibi bir saray ve üzerimizde gök kubbe, gök kubbe yıldızlarla süslenmiş vaziyette, tabir caizse bu kadar masraf etmiş. Yani bizim masrafımız epey ağır. Her bir insanın arka planında adeta kainat var. Kainatın çarkları bizim için dönüyor. Böyle olunca bu kadar insana yapılan masraflar herhalde bu insanlar sonunda toprak olup gitsin diye değildir.
Eğer yaratılıştan maksat sonunda toprak olmaksa Allah bu kadar masrafa girmezdi tabiri caizse. Zaten evvelinde insan topraktı. Onu insan haline getirmezdi. Bu şekilde insanları da var edip varlık nimetini tattırıp ardından onları yokluğa göndermezdi. Demek ki insanlar bu şekilde yaratıldığına göre bunun bir ilerisi olacak. Okulda imtihan yapılıyorsa elbette buna göre bir diploma da verilecek. Diplomayı hak etmeyenler bir mahrumiyet yaşayacaklar. Onun gibi dünya salonunda da imtihan oluyor bu insanlar. Ona göre diğer alemde bunun karşılığını görecekler. Ma halaknahuma illa bil hak. Biz onları, gökleri ve yeri ancak hak ile, hikmetle yarattık. Velakin ekserhum la ya'lemun. Lakin onların ekseri, yani onların çoğu bunu bilmiyorlar. Onların çoğu göklerin ve yerin hak ve hikmetle yaratıldığından haberleri yok. İşin farkında değiller. İnne yevmel fasl migatuhum ecmain. O fasıl gününde onların hepsinin bir araya getirilmesi vardır. Yani onların randevuları, bir araya getirilmeleri o fasıl gününde gerçekleşecektir. Burada yevmül fasıl bir kavramla karşı karşıyayız. İnsanların ayrılacağı gün. Malum şu dünyada aynı evde mümin kafir beraber olabiliyor. Aynı ülkede mümin kafir beraber olabiliyor. Ama diğer alemde mümin kafir aynı yerde olmayacak. Mesela cürüm işlemeyi, küfür işlemeyi adet haline getiren, hayatının parçası haline getirenler diğer alemde onlara denilecek ki وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Ey mücrimler, bugün artık ayrılın. Ve onlar cehenneme gönderilecek. Ehli iman olanlar ise cennete alınacak. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا اَمْ مَوْلًا شَيْئَ. O gün dost dosta fayda veremez. Dost dostundan herhangi bir zararı gideremez. وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ. Ve onların kendilerine de yardım edilmez. Yani normalde şu dünya şartlarında dost dostuna yardımcı olmak ister. Ama diğer aleme gidildiğinde artık diğer alemde bir hesap zamanı ve imtihan bitmiştir. Herkes yaptığı amelin karşılığını alacaktır. Böyle bir durumda dost dostuna fayda veremez. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kızı Fatıma'ya, Fatıma diyor, ben peygamber kızıyım diye mağrur olma. Kendi yapacağın amelinle kendini kurtarmaya çalış. Yoksa ben de seni kurtaramam. Yani وَلَا تَزِرُ وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Hiçbir günahkar diğerinin günahını çekmez. Herkes kendi yaptığının karşılığını orada görecek. Ameline göre bir neticeye muhatap olacak. اِلَّا مَنْ رَحِمَ اللّٰهِ. Allah, ancak Allah kime rahmet etmişse o zaman onlar dostlarından fayda görecekler. El mer'u ma men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Peygamberi sevmek, peygamber yolunda giden büyük zatları sevmek çok güzel bir özelliktir. Bu gibi kimseleri sevmek diğer alemde fayda verecektir. İşte Allah böylelerini, bu gibi zatları sevenleri rahmetine mazhar kılacak. Onların şefaatinden istifade ettirecektir. İnnehu huvel azizur rahim. Şüphesiz o aziz rahimdir. Yani Allah asla mağlup olmaz, izzet azamet sahibidir ve o kullarına son derece merhamet etmektedir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in manalarına, sırlarına hepimizi mazhar eylesin ve Kur'an'a göre yaşamayı nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.